elementleri sahip olduğu proton sayısıyla tanımladığımızı biliyoruz. Mesela burada bir kısmını gördüğümüz periyodik tablo üzerinde potasyuma bir bakalım. Potasyumun 19 protonu var. Aslında bunu yazmak fazlalık sayılabilir çünkü potasyumun 19 protonu olduğu belli ve herkes tarafından bilinen bir şey. Veya 19 protonu bulunan bir atom gördüğümüzde hemen aa bu potasyumdur diyebiliriz. Bir elementin tüm atomlarının aynı sayıda nötrona sahip olmadığını da biliyoruz. Belirli bir elementten bahsederken farklı sayıda nötronu varsa buna o elementin izotopu denir. Mesela potasyumun 20 nötronu olduğu durumlarda olabilir. Bu durumda potasyum 39 olarak adlandırılır. Sol üst köşeye yazdığımız kütle numarası da 19 proton ve 20 nötronun toplamı olan 39'a eşit olur. Aslında potasyumun en çok görülen izotopu bu. Bu izotop dünyada bulunan potasyumun yaklaşık %93,3'ünü oluşturuyor. Şimdi biraz da potasyumun diğer izotoplarına bakalım. Dediğim gibi K yazıp bir de 19 yazmak fazlalık oluyor. Ama neyse potasyum 41'e gelelim. Bunun da 22 nötron var çünkü 19 artı 22 eder 41. Dünyada bulunan potasyumun %6,7'sini de bu oluşturuyor. Potasyum 40 denilen ve çok nadir görülen bir izotop da var. Bunun da 21 nötronu var. Bu izotop ama çok 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 nadir görülüyor. Tüm potasyumun yalnızca %0,0117'sini oluşturuyor. Yani 10.000'de birini aşağı yukarı oluşturuyor. Bu aynı zamanda eski kayaçların Özellikle de volkanik kayaçların açısından bakıldığında bize epey ilginç gelen bir izotop. İlerleyen videolarda göreceğiz. Eski volkanik kayaçların yaşını bulabildiğinizde eski kayaçlar arasında sıkışmış olan diğer kayaçların veya fosillerin de yaşını bulabilirsiniz. Bakın, potasyum 40 ile ilgili söyleyebileceğimiz en ilginç şey 1,25 milyar yıllık yarılanma süresinin bulunması olabilir. Yani karbon 14 gibi bir elemente göre bu çok çok eski şeylerin yaşını ortaya çıkarmada kullanılabilir. Potasyum 40'ın yarılanma süresi olan her 1,25 milyar yılda bir incelediğimiz örneklerin %50'si bozulmuş olacak. Bunların %11'i bozunarak argon 40'a dönüşecek. İşte argon burada bakın 18 protonu var. Örneklerin argon 40'a dönüştüğünü düşününce bir proton kaybettiğini ama kütle numarasının aynı kaldığını görürüz. Dolayısıyla protonlardan biri nötrona dönüşmüş olmalı, değil mi? Hatta aslına bakarsanız o bir proton içteki elektronlardan birini alır ve etrafa farklı şeyler salınır. Tabii ki bunun altındaki kuantum fiziği üzerinde fazla durmayacağım ama argon 40'a dönüştüğünü bilin yeter. %89'u da kalsiyum 40'a döner. Kalsiyumu da periyodik tabloda görebilirsiniz. 20 protonu var. İşte nötronlardan birinin protona dönüştüğü durum. Şu da protonlardan birinin nötrona dönüştüğü durum. Bizim ilgimizi çeken kısım bakın tam şurası. Kimya videolarında da uzun uzun konuştuk. Argon bir soy gazdır. Yani tepkimeye girmez. Hatta sıvı durumda olan bir şeyin içine konulursa uçar gider. Hiçbir şeyle bağ kurmaz. Öylece uçar gider ve atmosfere karışır. Ya özgür bir arkadaşımız yani. Bu durumu aklınızda daha iyi canlandırabilmeniz için bir volkanik patlama düşünebilirsiniz. Evet, şuraya bir volkan çizeyim. Bu volkan patlıyor ve içinden lavlar çıkıyor diyelim. Bu lavların içinde bir miktar potasyum 40 var. Az önce de söylemiştik potasyum 40'ın içinde argon 40 da bulunuyor. Argon 40 ile ilgili olan şey şu, lavlar sıvı haldeyken, bir saniye önce bir dakika lavları çizelim önce bir saniye. Evet. Lavlar bir sürü şeyin birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla bunların içinde potasyum 40 da olmalı. Onu da şöyle başka bir renkte çizeyim. Mor renkle potasyum 40'ı çiziyorum. Sanki bunlar biraz fazlaca oldu. Çünkü aslında kendisi nadir bir izotop. Ama burada bir miktar potasyum 40 olduğu konusunda hemfikiriz. Bunun içinde argon 40 da bulunabilir. Ama argon 41 soy gaz ve bağ kurmaz. Bu yüzden bu lavlar sıvı haldeyken argon havaya uçar. Bağ kurmaz, yüzeye doğru çıkar ve buharlaşır. Daha doğrusu buharlaşma demeyelim. Gaz halinde oradan çıkar ve hiçbir şeyle bağ kurmadığı için lav hala sıvı haldeyken aradan sızıp havaya karışır. Volkanik patlamalar sırasında argon 40 sızdığından bu lavlar sertleşip volkanik kayaca dönüştüğünde tüm argon 40 da gitmiş olacak. Volkanik kayacı şöyle farklı bir renkte çiziyorum. Bu volkanik patlamalarda katı haldeki kayaç eridiği için oradaki argon 40 miktarı yeniden düzenlenir. Sonuçta sadece potasyum 40 kalmış olacak. İşte bu yüzden argon 40 oldukça ilginç çünkü mesela kalsiyum 40'ın mutlaka sızması gerekiyor diye bir şey yok. Mesela şurada bir miktar kalsiyum 40 kalmış olabilir fakat argon 40 kesinlikle sızmış olacak. Yani bu volkanik olay sayesinde argon 40 miktarı ayarlanmış olur. Olay gerçekleştiği an yani lavlar katılaştığında artık hiç argon 40 olmaması lazım. İleri sarıp şu örneğimize bakalım. Öncelikle şunu kopyalayıp yapıştırayım. Evet. Gelecek bir tarihe gidiyoruz ve inceleyeceğimiz örnekte argon 40'a rastlıyoruz diyelim. Bunun bir volkanik kayaç olduğunu, hatta bunun geçmişte yaşanan bir volkanik olaydan kaldığını ve bu argon 40'ın da bozulmuş potasyum 40'tan geldiğini biliyoruz. Aynı zamanda argon 40'ın o volkanik olayın bozulmuş bir yan ürünü olduğunu da biliyoruz. Çünkü eğer daha önceden orada olsaydı, kayaçlar eridiğinde aradan sızıp giderdi. Yani burada kalmış olmasının tek yolu katılaşmış olması. Biraz önce anlattık. Argon 40, lav sıvı iken gaz halinde uçabilirdi ama lav katılaştığı için kayacın içine sıkışıp kaldı. İşte bu yüzden argon 40'ın burada olabilmesinin tek sebebinin bozulmuş potasyum 40 olduğunu söyleyebiliriz. Orantıya bakalım. Bozulmuş ürünlerin yalnızca %11'i argon 40 olduğundan her bir argon 40 için oran bozulmuş 9 tane kalsiyum 40 olmalı. Yani buradaki her bir argon 40 için 10 tane potasyum 40 olması gerektiğini biliyoruz. Bu durumda şu anda bulunan potasyum 40 ile bu kanıtı göz önüne alarak önceden bulunması muhtemel olan potasyum 40 orantılarına bakıp tarih hesaplaması yapabiliriz. Bir sonraki videoda tam da bu konudan bahsedeceğim. Bu tekniğin çok kullanışlı ve faydalı olmasının sebebi şu. Bu orantılara bakabilirsiniz. Tabii ki volkanik patlamalar sürekli yaşanan olaylar değil. Ama milyonlarca yıl gerisine baktığınızda o zaman ölçeğinde hiç de az olmadığını görürsünüz. Şuraya bir toprak parçası çizeyim ve bunu yeterince kazıp volkanik patlama veya volkanik kayaç gördüğümüzü düşünelim. Daha da derine inince bir katmanda daha kayaçlara rastlıyoruz. Hepsinde belli bir miktar potasyum 40 bulunacak. Alttakinin argon 40 miktarının üsttekinden fazla olduğunu düşünelim. Bir sonraki videoda kullanacağımız hesaplamayı yani yarılanma süresi ve kalan argon 40 orantılarını kullanarak veya şu anki potasyum 40 miktarı ile e, önceki miktarı kıyaslayarak bu kısmın bugünden 100 milyon yıl önce, bunun da 150 milyon yıl önce katılaştığını kabul edelim. Ve bu toprağın daha önce kazılmadığından ve karıştırılmadığından da eminiz. Örneklere baktığımızda hiç dokunulmamış bir toprak parçası olduğu anlaşılıyor. Mesela şurada da birkaç fosile rastladım. Karbon 14 yöntemi 50 bin yıl gerisi için biraz faydasız olsa da şu iki dönem arasında bazı fosillere rastlıyorsunuz. Bu toprağın hiç kazılıp karıştırılmadığını düşünürsek eğer, bu fosilin yaşının 100 ila 150 milyon yıl arasında olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Önce bu katman oluştu, daha sonra fosiller burada birikti. Yani bu hayvanlar yaşadı ve öldü ve son olarak da bu volkanik olay yaşandı. Dolayısıyla bunlara bakarak volkanik kayaçlara doğrudan tarih vermeye çalışsak da katmanlara bakınca bunlar arasındaki şeylerin yaşını da aşağı yukarı bulabiliyorsunuz. Yani sadece volkanik kayaçların değil, çok çok eski olan ve karbon 14 yönteminin de gerisine giden şeylerin yaşını ölçüyoruz.